Herkese yeniden merhaba. Bugün sizin için benimle hazırlanın videosu çekeceğim. Çok uzun süredir benimle hazırlanın tarzında videolar yapmadım. Günlük bir makyaj olacağını umuyorum. Günlük bir kombine olacağını umuyorum. Umarım video hoşunuza gider. Eğer merak ediyorsanız hemen videoya geçelim. Ben bugün Notun BB kremini kullanacağım. Bunu çok severek kullanıyorum. Yaklaşık bir aydır falan. Birazcık bence BB'den fondötene çalan bir BB krem. Çünkü BB kremlere göre yapısı daha kalın bence. Şimdi kapatıcımı uygulayacağım. True Match kullanıyorum. Bu sanırım benim 4. kutum. Ben düzgün bir kapatıcı bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum. Hani herkesin çok överek bahsettiği kapatıcılar bile olmuyor, beğenemiyorum. O yüzden de risk almamak için hep aynı kapatıcıyı kullanıyorum. Bu bazılarınızın hoşuna gitmiyor, biliyorum. Ve transparan pudrayla sabitliyorum. Bugün biraz daha böyle mat bir cilt istiyorum. O yüzden bütün cildimi sabitleyeceğim. Bu arada kaşlarım çok kötü görünüyor, farkındayım. Uzun süredir aldırmıyorum. Aslında böyle kalın olmasını seviyorum ama çok şekilsiz şu an. Şimdi Pastel'in bu eyebrow maskara, kaş maskarasını kullanacağım. Ben bunu Rossmann'dan aldım ve içi boş çıktı. Yani boş değil ama kuru. Hiçbir şekilde ürün gelmiyor. Gidip de değiştirmekle de uğraşmak istemedim açıkçası. Şimdi tarayacağım. Şuraya sürdüğümde de çıkmıyor. Enteresan. Yine böyle birazcık bohem, hani kahve tonlarda bir makyaj yapacağım. O makyajı çok sevmiştiniz. Benim bir tane kanalımda var o makyaj. Yine şuraya linkini koyacağım. O tarz bir makyaj yapmak istiyorum bugün. Umarım öyle olur. Göz makyajıma geçiyorum. Maybelline'in Color Tattoo'larından kremde nude'unu kullanacağım. Bunu far bazı olarak kullanacağım. Ben fırçayla sürdükten sonra elimle dağıtıyorum çünkü dağılması çok zor bu farın. Benim elimde şöyle bir palet var. Hiç bilmiyorum hangi satıcıdan aldığım, markası nedir, muhtemelen markası yok. Ben bu paleti kullanacağım çünkü burada çok güzel bir sürü kahve tonu var ve çok yoğun pigmentli değiller tabii ki. O yüzden bunu kullanmak istiyorum bugün. Şimdi öncelikle buradan şu kahveyi alıyorum. Şimdi daha koyu bir kahverengi alacağım. Tüm göz kapağıma uygulayacağım bunu. Bunu daha top bir fırçayla uyguluyorum. Mesela şunun gibi. Belki de bu bir konser makyajı falan da olabilir. Bu arada muhtemelen paletle ilgili yorum gelecek, o yüzden söylüyorum. Hiç hatırlamıyorum. AliExpress'e yazarsanız far paletlerinde mutlaka çıkacaktır. Bu aralar biliyorsunuz böyle tek renk kıyafet, tek renk makyaj çok moda. O yüzden ben böyle çok gölge vermeden tek renk böyle net bir göz yapmak istiyorum. Göz makyajı yapmak istiyorum. Şimdi bir tık daha koyu bir kahverengi alacağım. Daha soğuk bir kahverengi alacağım. Kirpik diplerimden geçeceğim. Ten rengi farıma aldığım kaş hatlarımı aydınlatacağım. Alt kirpik diplerime siyah göz kalemi kullanacağım. Alt kirpik diplerime değil, üst kirpik diplerime. Kahverengi bir göz kalemi kullanacağım. Flormer'ın Glittering Star Eyeliner'ını kullanacağım. Ve hiç kalıcı değil. Ama rengi çok güzel.
Şöyle daha koyu bir kahverengi kalemle de geçiyorum içinden. Şimdi maskara uyguluyorum. Maybelline'in Push Up Dramasını kullanacağım. Bunu bol bol uygulayacağım çünkü eyeliner kullanmadım. Bu maskara gerçekten çok ıslak. Aslında güzel bir maskara ama çok ıslak. O yüzden bitmiş bir maskarayla üzerinden geçebilirsiniz. Şimdi tekrar kapatıcı uygulayacağım çünkü çok fazla aktı. Farlar çok fazla döküldü. NYX'in bronzerini kullanacağım şöyle. Yüzüme çil yapacağım. Ben çok seviyorum, çok tatlı buluyorum. Şimdi niye böyle bir şey yaptın saçma sapan diye yazmayın. Öyle canım istedi. Şuradaki kahverengi ve şöyle küçük ince bir fırça alıyorum. Ve yüzüme çil yapıyorum. Ben çok seviyorum çilli insanları. Keşke benim de çillerim olsaydı. Transparan bir pudrayla üstünden geçeceğim ki daha doğal dursun. Süpürmeden sadece bastırıyorum. Şimdi çok az şeftali bir allık kullanacağım. Allık sürmeyeceğim dedim ama yanaklarıma çok az şöyle bir şeftalilik vermek istedim. Aydınlatıcı kullanacağım tabii ki. Bunun için Sleek paletimi kullanıyorum. Şuradaki lila ve sarıyı karıştırıp kullanacağım. Cildimi mat istiyorum. O yüzden çok küçük. Sadece şu emoji kemiklerimin üzerine kullanacağım bunu. Dudağıma kahverengi bir kalem süreceğim. Emily'nin 208 numaralı kalemini kullanıyorum. Daha koyu bir kahverengi alacağım. Bu da Emily'nin 103 numarası. Daha da kalıcı olmasını istiyorum. O yüzden Kylie'nin Dolce isimli rujunu kullanacağım. Ben bunu AliExpress'ten almıştım. Orijinal değil yani ama çok seviyorum. Ve makyajım bitti. Tell me if I got it wrong, but you don't wanna be alone. Spend the evening by yourself, but you'll miss me when it's getting late. Got it all, babe. Save arms when you're ready. I'm here when you need me. I'm yours if you let me. Got it all, babe. Save arms when you're ready. I'm here when you need me. I'm yours if you let go, boy. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Beni Instagram ve Snapchat hesaplarından takip edebilirsiniz. Şuraya koyacağım. Hatta Instagram hesabımda paylaştım. Son fotoğrafımın altına benimle ilgili merak ettiğiniz soruları sorarsanız çok sevinirim. Bir beni tanıyın videosu çekeceğim 100. videoya özel. Sizin sorularınızın da olmasını istiyorum bu videoda. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.